Hollanda'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kırmızı Lale Türk Filmleri Festivali'nin programı açıklandı. Önümüzdeki haftalarda 29 Mayıs'ta başlayacak olan bu festivali Trend Topic ekibi olarak sizin için yakından takip ediyor olacağız. Lütfen takip edin. Türkiye'de Sinema Genel Müdürlüğü... Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Kırmızı Lale Film Festivali'nin basın toplantısı Hollanda Türkiye Kültür Vakfı üyeleri ve Hollanda Başkonsolosu'nun katılımıyla gerçekleşti. 29 Mayıs-6 Haziran 2015 tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenecek olan festivalin açılış filmi İlksen Başarır'ın yönetmenliğini yaptığı Bir Varmış Bir Yokmuş. Yani masal anlatıp çocukları uyutuyorsun öyle mi? Ne kadar komik. Sen nasıl buldun sonra bir? Vardı buldum işte. Kırmızı Lale Film Festivali Hollanda Türkiye Kültür Vakfı'nın bir girişimi. Hollanda Türkiye Kültür Vakfı Hollanda'da yaşayan hem Türkiye'li hem Hollandalı vatandaşların, Hollanda yurttaşı vatandaşların katılımıyla oluşmuş ve bizim de Türkiye'den iştirak edildiğimizde zenginleşmiş bir vakıf. Festival ise ilk açıkçası vakfın en önemli faaliyeti diyebilirim. Çünkü insanlara popülist anlamda bir kültür köprüsü kurmak istiyorsunuz. Bunun en etkili araçlarından biri sinema olduğu için Kırmızı Lale Film Festivali ile başlandı. Birinci yıl hayli zordu. Geçen yıl Nuri Bilge Ceylan'ın Masterclass'a katılımıyla aslında çok olağanüstü bir ilgiyle karşılaştık. Rakamlarla ifade edersem birinci yıl örneğin 3000, geçen yıl 10.000'e yakın seyirciye ulaştık. Bu yıl Masterclass'ımız Ferzan Özpetek'le oluyor. Gözde Seçkiler'in yer aldığı festivalde yarışma, panorama, kısa film ve belgesel bölümlerinde 8 gün boyunca 40'a yakın uzun ve kısa metrajlı film izleyicisiyle buluşacak. Festivalde aralarında Onur Ünlü'nün İtirazım Var, Kaan Müjdeci'nin Sivas, Çiğdem Vitrinel'in Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku filminin de yer aldığı toplam 7 yapım yarışacak. Biz Rotterdam'la başladık. Geçen yılda Rotterdam'dı. Bu yıl Rotterdam, Amsterdam ve Eindhoven olarak devam ediyoruz. Seneye Belçika ve Lüksemburg gibi bu festivali, yani Kırmızı Lale Film Festivali'ni Benelux ülkelerinin bir festivali yapmayı hedefliyoruz. Festivalimizde bir en iyi yönetmen ve en iyi film ödüllerimiz var. Yaşam Boyu Onur ödülünü geçen yıl Fatma Girik almıştı. Bir öncekilerden kraldı. Fatma Girik bu yıl ödülünü, tabiri caizse tacını, Yaşam Boyu Onur ödülünü Filiz Akın'a devredecek. Sinema salonundan çıkan seyircilerin kutulara attıkları, atacakları oylamalarla yapılacak bir en iyi seyirci ödülümüz var. 3. Kırmızı Lale Film Festivali'nin detayları için Trend Topic'i takipte kalın.